Merhaba. Bugün sizlere new input sisteminin nasıl çalıştığını anlatacağım. Ek olarak karakterimizin hareketlerini ve animasyonlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Projemizde sadece arka plan ve flora objesinden oluşan bir sahnemiz mevcut. İlk olarak karakterimizi sahneye eklemekle başlayalım. Şu an kullandığım karakterin linkini açıklamada sizlerle paylaştım. Eğer elinizde benimki gibi bir sprite sheet varsa öncelikle yapmamız gereken sprite'ımızı parçalara ayırmak. Bunun için sağ üstteki single yerine multiple seçip apply diyoruz ve sprite editörümüzü açıyoruz. Buradaki slice kısmına tıklayarak seçeneklerden istediğinizi kullanabilirsiniz. Grid by cell size kullanacağız ve sprite sheetimizin boyutları 50 37 olduğu için bu değerleri girerek slice yapıyoruz. İsterseniz hazırladığınız sprite'ları daha rahat kullanabilmek için isimlerini sağ alttan değiştirebilirsiniz. Tüm ayarları yaptıktan sonra apply tuşuna basabilirsiniz. Hazırladığımız sprite'lardan ilkini sahnemize bırakalım. Eğer sahnemizde karakteriniz gözükmüyorsa order in layer kısmına gelerek karakterinizi daha öne taşıyabilirsiniz. Ancak göreceksiniz ki karakterimiz çok küçük ve bulurlu bir görüntüye sahip olacak ve biz bunu istemiyoruz. Bunu düzeltmek için aset dosyamıza geri tıklayarak Pixel Per Unity oyunda kullanacağınız değer boyutuna göre ayarlamanız gerekli. Bunu şimdilik 32 yapıyoruz ve bulurlu görüntüyü gidermek için de Filter mod kısmına gelerek No Filter seçiyoruz. Apply tuşuna bastıktan sonra düzeldiğini göreceksiniz. Eğer karakterinizin renklerinde hala bir sorun görüyorsanız ve değiştirmek istiyorsanız format kısmından RGBA 32 biti seçebilirsiniz. Karakterimiz için gerekli komponentleri geçebiliriz. Öncelikle Box Collider 2D ekliyoruz ve fizik için Rigid Body 2D ekliyoruz. Test ettiğimizde karakterimizin fizik sisteminin çalıştığını görebiliriz. Ancak daha sumut bir fizik sistemi için Rigid Body kısmına gelerek Collision Detection'ı, Continuous ve Interpolate kısmına gelerek Interpolate seçiyoruz. Karakterimizin sağa sola dönmesini istemediğimiz için de Constraint kısmından Z rotasyonunu kilitliyoruz. Karakterimiz hazır olduğuna göre artık input sistemine geçebiliriz. Bunun için öncelikle input dosyamızı oluşturalım ve sonrasında Window, Package Manager ve yukarıdan In Unit Registry'yi seçmeniz gerekli. Arama kısmına input yazarak input sistemine tıklayıp install diyoruz. İşlem tamamlandığında editörünüzü yeniden başlatmanızı isteyebilir. Yes tuşuna basarak editörümüzü yeniden başlatalım. Input dosyamızın içerisinde sağ tıklayarak Create Input Actions'ı seçiyoruz. İsmini Input Manager yapabilirsiniz. Eğer Input Actions'a tıklayıp Generate c -sharp Class derseniz oyunuzda ayarlar kısmı içerisinde tuş konfigürasyonu eklemek istediğinizde çalışmayacaktır. Eğer tuş atamalarının ayarlar kısmında nasıl yapıldığını merak ediyorsanız yorumlar kısmında lütfen belirtmeyi unutmayın. Şimdi Edit e Set tuşuna basarak Input Actions'ı açıyoruz. Yeni bir Action Map ekliyoruz ve adını Player yapabiliriz. Binding kısmını ise Move olarak değiştiriyoruz. Biz hem klavye hem de gamepad kullanmak istediğimiz için No Control Scheme yazan yere tıklayarak Add Control Scheme seçiyoruz. Burada hem klavyemizi hem de gamepad'imizi ekliyoruz. Ve eklerken Optional seçeneğini tıklamayı unutmayın. Sonrasında All Control Scheme'si seçerek aynı anda tuş atama işlemlerini yapabiliriz. Binding kısmına gelerek ilkini silebiliriz ve buton yerine Pass Through", Control Type ise Vector 2 seçiyoruz. Şimdi artı işaretine tıklayarak Add Up, Down, Left, Right kompozisi seçiyoruz. Bizim için sistem otomatik olarak yönleri oluşturacaktır. Adını WSD yaparak başlayalım. Up kısmına tıklayarak sizin görmediğiniz kısımdaki Listen butonuna basıp herhangi bir klavyenizden tuşa bastığınızda otomatik olarak algılayacaktır. Yukarı için W, aşağı için S, sol için A ve sağ için D tuşlarını seçiyorum. Aynı işlemi 3 kez daha tekrar yapacağız. Çünkü biz hem yön tuşları hem Gamepad'in joystick'i hem de D-pad'i kullanacağız ancak inputlarınızı hazırlarken hangi araç için hangi tuşu kullanacağınızı binding'e tıkladıktan sonra tuşlarınızdaki keyboard veya gamepad seçeneklerini tıklamayı unutmamalısınız. Eğer yapmazsanız algılamayacaktır. Hepsini tamamladıktan sonra hiyerarşi bölümünde create empty diyerek bir obje oluşturuyorum ve adını input manager yapıyorum. Input manager'ımıza tıklayarak add component kısmına gelip player input'u ekliyoruz. Hazırladığımız action map'i sürükleyip bırakıyoruz. Input dosyamızın içerisinde sağ tıklayarak InputManager adında yeni bir script daha oluşturuyorum. Player Input sistemimiz için public static Player input, Player input, hareket için public static Vector2 Movement, action'ımız için private InputAction MoveAction değişkenlerini tanımlıyoruz. Şimdi Awake metodumuzun içerisinde Player Input'u Get Component ile tanımlıyoruz. MoveAction'ımızı Player Input Actions'a bağlayacağız. Bunun için hazırladığımız Action Map'teki isimlendirme ile aynı olması gerekli. Bu yüzden tırnak içerisinde move yazıyoruz. Update metodumuz içerisinde buradaki değeri tanımlayabilmek için movement eşittir move action read value vector 2 yapıyoruz. Skriptimizi kaydedip input manager objemizi sürükleyip bırakıyoruz. Daha organize olabilmek için asset dosyamızın içerisine script adında klasör oluşturuyorum ve input dosyamı içine sürükleyip bırakıyorum. Artık karakterimizin hareket sistemine geçebiliriz. Sağ tıklayarak PlayerMovement adında yeni bir script daha oluşturuyorum. Oluşturduğumuz scripti unutmadan karakterimizi sürükleyip bırakıyoruz. Şimdi scriptimizi açabiliriz. Hareket sistemimiz için önce private Rigidbody2D rb, hızımız için ise private float moveSpeed değişkenlerini oluşturuyoruz. Awake metodumuz içerisinde Rigidbody'mizi GetComponent ile tanımlıyoruz. Private void Move adında yeni bir metot oluşturarak RB velocity eşittir input manager .movement .x, yani movement'ımızın x eksenini movement speed'imiz ile çarpıyoruz. Yukarı aşağı yapmayacağımız için şimdilik y ekseni için rigid body velocity y olarak bırakabiliriz. Private değişkeninizi inspector'da görüntülemek istiyorsanız başına serialized field eklemelisiniz. Movement speed'e değer verip test ettiğimizde göreceksiniz ki input sistemimiz ile karakterimiz hareket edecektir. Karakterimizin sağa gittiğinde sağa, sola gittiğinde sola dönmesini istiyoruz. Bu yüzden scriptimize geri dönerek private bool isFacingRight adında yeni bir değişken daha oluşturuyoruz. Başlangıçta karakterimiz sağa baktığı için isFacingRight'ı true yapıyoruz. Private void turnCheck adında yeni bir metot oluşturmamız gerekli. Eğer sağa bakıyorsak ve x değerimiz sıfırdan küçükse veya büyükse bu dönme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için yeni bir metot daha oluşturacağız. Private void turn adında ve içerisinde bool türünde turnRight gereksinimi giriyoruz. Eğer turnRight true ise isFacingRight'ı true yapacağız ve transform.rotate ile 0f, 180f, 0f yazarak karakterimizin dönmesini sağlayacağız. Tam tersi ise is facing right false ve yine transform rotate'i kullanarak bu sefer eksi 180 yerine normal pozitif 180 f'i kullanacağız. Turn check metodumuza turn metodumuzu yerleştirerek eğer x değerimiz 0'dan küçükse turn false, x değerimiz 0'dan büyükse turn'ü true yapacağız. Hareket işlemini yapmadan önce turn check metodumuzu da çağırmamız gerekli. Test ettiğimizde sola gittiğimizde karakterimizin sola, sağ gittiğimizde ise sağ baktığını göreceksiniz. Eğer kodlarınızda region kullanırsanız kodlarınızı kapatıp açarak daha okunabilir hale getirebilirsiniz. Şimdi son olarak ise karakterimizin koşma animasyonuna geçebiliriz. Karakterimize add component diyerek animator ekliyorum. Asset dosyamızın içerisinde animation adında yeni bir klasör oluşturuyorum ve içerisinde animation controllers ve animations adında iki dosya daha oluşturuyorum. Animations Controllers dosyamızı açarak, sağ tıklayıp yeni bir kontroller oluşturuyorum. Kontrolleri açarak karakterimize tıklayıp yeni bir klip yaratıyoruz. Burada da hazırladığımız animasyon dosyasını seçiyoruz. İlk olarak idle animasyonumuzu yapalım. Hazırladığımız sprite sheet'ten idle sprite'larımızı seçip sürükleyip timeline'a bırakıyoruz. Şimdi ise run animasyonu için yeni bir animasyon daha oluşturuyoruz ve run sprite'larımızı sürükleyip aynı şekilde bırakıyoruz. Bunun için idle'dan run animasyonuna transition oluşturmamız gerekli. Yeni bir bool türünde parametre oluşturarak adını isrunning yapıyorum. Idle'dan run animasyonuna geçmesi için hezeexit time'ı kapatıyorum ve transition duration'ı 0 yapıyorum. Geçiş için de isrunning true olması gerekli. Ve tam tersi run animasyondan idle'a dönmek için ise aynı şekilde hezeexit time'ı kapatıp transition duration'ı 0 yapıyorum. Ve geçiş için ise isrunning'i false yapıyoruz. Scriptimize döndüğümüzde private animator animator türünü değişken oluşturuyoruz ve evet metodu içerisinde get komponentiyle atamasını yapıyoruz. Move metodumuz içerisinde herhangi bir şekilde hareket algıladığımızda animasyonumuzun oynamasını istediğimiz için input manager movement x büyüktür sıfırdan veya küçüktür sıfırdan animator dot bool tırnak içerisinde parametremizi nasıl yazdıysak aynı şekilde yazıyoruz is running true eğer değilse animator set bool is running false yapıyoruz. Test ettiğimizde karakterimizin animasyonu da gayet güzel bir şekilde çalışacaktır. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın.